aslında düşünüşlerimiz. Kendisini de gıyabımla selamlıyorum. Sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Bir sonraki esere geçeceğiz. Biz biraz farklı çalışma yaptık. Türkü ve şiiri harmanladık. Yağlarsın benim zülfü siyah. Yağlarsın benim zülfü siyah. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Göklere erişti ben ya. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ağır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Yakışmıyor cepheyken geniş. Mert de yanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanın fark edişi. Hüzün eken, hüsranın içer sevdiğim. Adet edin aşk dersini asmayı, güler saydın sır vakadan basmayı. Yetti artık, yetti artık çok denedim susmayı. İsyan eden, bayrak açar sevdiğim. Hiç avucu bende silah sınadı. Yerim tepti sinelerin kanadı. Kırmızı da yüreğimin kanadı. Yine açar, yine uçar sevdiğim. Bir resmimiz bile yok baş başa. Reva mıdır ben yanayım sen yaşa. Aşk sunacak sakin yok sarhoşa. Yine bu, yeni içer sevdiğim. Aynaların farkı kalmaz düşman. Tanışırsın doğrulana pişmanla. Hüzün adres değiştirir zamanla. Ben renk geçer, sana göçer sevdiğim. Üzerime yar sevdiğin sahi mi? Kalp çalmak da senin gibi dahi mi? Aldama der dosta aşık daimi. Bu da gelir, bu da geçer sevdiğim. Bu da geçer sevdiğim. Bu da geçer. Ağlama, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Her kışın sonuyla bağlandır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Çok teşekkür ediyorum. Efendim geçen biz bu etkinliğe başlamadan önce bir görüşme talep ettik kendi aramızda. Selahattin Bey, Demet Hocam, ben de katılmıştım abi. Orada Demet Hocam'a da anlatmıştım. Hocam demiştim, hoşgörünün alt saflarda gezdiği dönemlerden geçiyoruz. Aslında ben onunla ilgili çok küçük bir hikaye anlatmıştım. Yaşlı bir amcayla teyze kahvaltı yaparken karşı apartmandaki daireye yeni evlenen bir çift taşınır. Bu çift taşındıktan sonra bu hanım teyzenin sürekli dikkatini çekmektedir. Yeni evlenen hanım kızınız çamaşırları yıkar asar, bizim teyze döner der ki, bak be görüyor musun der, yeni evlenmiş ya bilmiyor, anlamıyor işte genç kız. Hepsini göreyim göreyim yıkıyorlar. Eşi der ki, hanım sen kahvaltını yap, senin ne işin var gençlerle? Zamanla onlar da öğrenecektir der. Aradım bir
bir gün geçer. Ayda yine hanım kızınız çamaşırlarla yıkamışlarla sıcaktır kahvaltıya denk gelmiştir. Bizim teyzeye der, bak bey görüyor musun çamaşırlar yine gri gri. Bu kız çamaşır yıkamayı bilmiyor herhalde. Kaynatmıyor bunların düğünde ne yapması lazım. Ya hanım diyor, öğrenecektir diyor. Burada bunun yorumunu yapmaya gerek yok diyor. Üçüncü gün tekrar kahvaltıya kalktıklarında bizim hanım kız yine çamaşırlarla asarken bu defa hanım teyzemiz eşine diyor ki, bey diyor bak gördün mü diyor, bu sefer öğrenmiş diyor. Ben biliyorum bu kızın bugün öğreneceğini diyor. Eşi de diyor ki, hanım diyor ben bugün sabah senden iki saat önce kalktım, camları sildim diyor. Şimdi efendim, biz sürekli toplantı halindeyiz. Radyo Express olarak rakipsiz Konya'nın en iyi radyosu olduğumuzun farkındayız. Fakat insanlara neler kazandırabiliriz? Onun çabasındayız. Toplumun sürekli bize ihtiyacı var derken Bestam Yazgan Hocam'ın şiiriyle son vereceğim. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da güzel süs. Ya hayır de yahut sus, dili incitme gönül. Başın yüksek olsa da yüksek, gözün engin de gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol yıkan olma. Sevene diken ol, gül incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, kül incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine kulu incitme görür. İncitme görür. Efendim saygı sevgi yorumlarımlar. Görün ve bu akşam saat 22'de radyo olacağız. Size bir radyo okuyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sanat Bey, Radyo Express radyo programında yapımcısı. Sayın Ege Sanatçılar Tutan, Freyluk Ahlo, Immanuel Kant, Freyluk Nietzsche. Üç tane Alman felsefeci var. Her zaman söylüyorum. Kitap okumayan bir toplumda yazar olmak, yer değirmenlerine karşı savaşmak gibidir.